Evet. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne iş yapmak isterdiniz? Uyuşturucu baronluğu. Hanımefendi. Ben para basardım. Para basmak. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Ne iş yapmak istersiniz? Her türlü iş dahil değil mi buna yani? Evet. Yani birkaç tane böyle toplumsal huzur adına temizlenmesi gereken insanlar var. Onları temizlerdim mesela. Başka bir şey abi? Aklınıza gelen? Başka aklıma gelen ne olabilir? Her şey legal olsa, yani legal olmayan bir şey yapmak isterim aslında. Ama yani legal olanı daha çok yapmak isterim. Yani ne diyeyim, hayvan haklarından tutun veyahut da çocuk haklarından daha çok hanımlara şiddet gösterenleri mesela ben direkt bu hadım işlemi var ya. Evet. O hadım işlemini mesela hani direkt olarak değil de kimyasal yolla yapmak isterdim. Bu çocuklara hani pedofili olanlara veyahut da hanımlara şiddet gösteren veyahut da işte değişik şekilde muamele yapanlara hiç şeysiz onları hadım edip maden ocaklarında, taş ocaklarında o insanları ben çalıştırırım ölene kadar mesela. Ne iş yapmak, ne yapmak isterdiniz? Ben her yere vizesiz bir şekilde yurt dışına gitmek isterdim. Yani kaçak uçak biletiyle gibi. Yani, evet benzer. Sen beyefendi. Ben de daha demin dediğim gibi uçak biletine para vermeden yurt dışına gitmek isterdim. Teşekkür ederim. Ne güzel hava. Evet. Türkiye'de her şey legal olsaydı ne yapmak isterdiniz? Bilmiyorum. Sanırım fikrimi özgürce sunmak isterdim. Mesela abi hangi fikriniz var? Ya o bana kalsın şimdi de henüz legal olmayan şeyler var bilmiyorum. 26. maddeye bakmak lazım. Hangi madde? Hangi kanunun 26. maddesi? Bilmiyorum. Hanımefendi siz? Ya yok ben. Hiç mi aklına cezalandırmak istediğiniz kimse gelmiyor? Oo. Yok mu gıcık olduğunuz kimse? Cinayet işlerdim. Kimleri öldürdünüz? Beni öldürdü galiba. Beyefendi sizin? Ben kimseyi öldürmek istemem. Niye öyle bir şey yapayım ki? Ne yapmak isterdiniz? Ne yapmak isterdim? Dediğim gibi sadece özgürce konuşabilmek isterdim. Teşekkür ederim. İyi günler. Rica ederim. Abi biz yani aklım hiçbir şey gelmiyor genellikle legal olsaydı ne iş yapmak isterdim. Çünkü biz bomboş insanlarız abi. Düz sadece gitar çalıp sadece öyle yaşayan insanlarız. Büyük ihtimalle iş bulmadan da ölürüz herhalde. O yüzden aklıma hiçbir şey gelmiyor. Yani aynen öyle. Benim aklım öyle. İyi eğlenseydi ne iş yapmak isterdin? Ben fıstıkçı olurdum. Neden fıstıkçı? Ama benim çocukluk hayalim de fıstıkçılıktı zaten. Ki illegal bir şey de değil ki. Yapılıyor yani. Hanımefendi. Ben de şimdiki mesleğimi değiştirmezdim. Ne iş yapıyorsunuz? Stajyer avukatım. Şu an avukat olacağım. Avukat olurdum yine. Değiştirmezdim. Teşekkür ederim. Legal olsaydı ne iş yapmak isterdin abi? Legal olsaydı? Evet. Ne yapmak istedim? Uyuşturucu kuryeli veya çek senet mafyası. Abi madem yapıyorsun kuryelik yerine baronluk yap. Tabii baronluk da yapmak isterdim. Eyvallah, teşekkür ederim. Ya çünkü yasak olmasaydı yapardık bunları. Eyvallah. Ama insanları zehirlemekten de biraz da Allah korkumuz var yani. Ondan da çekiniyoruz işte. Çekinsen de yapardın yani. Yani tartışılır ama tabii yapardık belki de yani. Öyle bir tipimiz var mı? Öyle gösteriyoruz değil mi? Yok abi, hayır. Yapmayız. Yapmayız demek ki o zaman yani. Eyvallah abi. Görüşürüz. Cepheden al. Tamam. Evet. Legal olsaydı ne iş yapmak isterdin? Adam öldürmek isterdim. Kimi öldürürdünüz mesela? Aklımda çok kişi var. Mesela? Eski yaşadığım yerden birkaç kişi. Kimdi onlar? Düşman diyelim. Çok isim vermeyeyim şimdi. Beyefendi siz? Mariana tarlası açmak en temiz iş. Esrar tarlası. Aynen, esrar tarlası. Eyvallah, teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Legal olsaydı ne iş yapmak isterdin? Uyuşturucu kaçakçılığı. Hangi uyuşturucu? Kokain ve eroin, para onda çünkü. Para onda diyorsun. Tabii ki. Başka ne iş yapardın abi? Başka ne iş yapardım? Büyük olasılıkla kalpazanlık yapardım. Kalpazanlık yapardım. Tabii. Sahte para. Sahte para. Tabii. Eyvallah. Ama o da da DGM'de yargılanıyorsun onda. DGM. Tabii. DGM'ler kalktı yalnız abi. Ne zaman? Ağır cezalar var. Büyük cezası var o kalpazanlığın da. O yüzden legal olsa direkt yaparım o işi. Direkt yaparım. Direkt. Eyvallah. Eyvallah abi. Eyvallah. Teşekkür ederim. Legal olsaydı ne yapmak isterdiniz? Zengin adamların mal varlığına konmak isterdim. Teşekkür ederim. Parasal olarak banka soymak belki olabilirdi. Mesela nasıl soyardınız bankayı? Bilmiyorum. Silahlı ya da birkaç grup arkadaşla mesela. Bunun için bir ekip lazım. Hanımefendi yardımcı olmak ister miydiniz? Banka soygunu. Olur. Teşekkür ederiz.
Görüşmek üzere. Ne yapmak isterdin? Torbacı olurdum ben. Ne satardın? Hangi uyuşturucuyu? Ben her şeyi satardım ya. Para için diyorsun. Evet. Sen ne olmak isterdin? Ne yapmak isterdin? Pezevenk olurdum abi. Kadın satardın. Yani. İyi para var diyorsun. Deli para var. Başka bir amacın var mı bunda? Para kazanmak sadece. Başka bir şey yok. Para kazanma haricinde o işi yaparken başka bir amacın olur mu? Yerine göre değişir. Zevke göre. Eyvallah. Eyvallah. Bu kadar abi. Her şey legal olsa ne iş yapmak isterdiniz? Ne iş yapmak isterdim? Kesinlikle tecavüzcüleri idam ettirmekten yerine daha fazla bir işkence çekip onlara çektirip yani ama öldürmeden tekrar sonra tedavi edip tekrar sonra işkence çekmesini isterdim mesela. Mesela nasıl bir işkence? Bizzat mı yapardınız? Hayır ya bizzat değil ya. Hanımefendi cevaplıyor. Ben cevap. Çünkü ben de aynısını söyleyecektim. Neden? Şimdi ne yapacaksınız? Biz onların dişlerini böyle tek tek çözeceksiniz. Sonra burada ağzıma alamayacağım işkencelerim var mesela. Evet. Bunları söylemeyeyim. Daha Türkiye buna hazır değil bence. Beyefendi söyleyecek onları. Yo o da söylemeyecek. Yasak ona söylemesi. Tamam yani. Yani böyle biz genel olarak bu tür insanlardan nefret ediyoruz. Ölmekten fazlasını hak ediyorlar. Alayı sessiz kalın. Evet. Şimdi Türkiye'de ya da dünyada her şey legal olsa ne yapmak isterdin? Çıplak gezmek isterdim. Çıplak. Neden çıplak gezmek? Neden? Giyiniyoruz ki. Kışın ne yapacaktık? Şartlara alışırdık. Hanımefendi? Bir düşünseydim falan diyormuşum. Yani ne bileyim ne yapardım? Yani zaten her şeyi yapıyorum. Yani her şeyi yapıyorum zaten. Bak. Buraya. Yani evet tamam. Asıl gizli sorum. Her şey legal olsaydı ne yapmak isterdiniz? Ne iş yapmak, ne yapmak? Evet diyorum. Eskort olurdum herhalde rahat. Çok rahat bir şekilde yapardım herhalde bunu yani. Ama eskortluk zaten yasal galiba sanki. Bir yasal engel yok. Hayır en azından hani bakış açıları falan böyle bir değişik ya. Ben toplumsal bir baskı olmasa. Aynen işte toplumsal baskı olmasa olurdum. Peki. İkinci sokakta falan şurada. Sokakta. Ev bulmak çok sıkıntı oluyor. Peki. Ha, serbest olsaydı. Evet. Vallahi önce bütün sülalemin kafasına sıkmak isterdim açık konuşayım. Neden abi ne yaptı sülalen? Niye ne yaptı? Ömrümden 6 yılı çaldılar. Buna babam da dahil. Baban da dahil. Aynen. Nasıl çaldılar abi? Yani şöyle söyleyeyim. Hayatımı engellediler öyle söyleyeyim. Kariyerimden, hayatımdan o kadar zaman çaldılar ki. Eğer izin verseler bana bir gün sadece bir gün yeter. Bir gün yeter. Bir gün yeter. Hepsinin kafasını sıkardım. Gözümün yaşına bile bakmazdım. Baba da dahil mi abi? Babam da dahil. Kardeşler? Yok, ablam yok, olmaz. Eyvallah. Kardeş eyvallah. Olmaz. Açık ve net söylüyorum yani bak. Bir gün sadece bir gün versinler, yeter bana bir gün yeter ya. Eyvallah. Bir gün yeter. Eyvallah. Hiç acımazdım. Teşekkür ederim abi. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Türkiye'nin Mavi Tikli Tek TV'si.